Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizin kanalınız Çoban Çayı'na hoş geldiniz. Ben Adil Kılıç. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Evet arkadaşlar, bugün koyuna babamı gönderdik. Oradan ben de Merzifon'a geldim. Kuzenlerimle bugün 23 Nisan odalarını süsleyeceğiz. Biliyorsunuz okullar yok. Okullar olmayınca bu zevklerinde mahrum kalmasınlar, biraz eğlensinler. Zaten yeterince evde hapis kalıyorlar. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutluyorum aynı zamanda. Şu anda biz süslememize devam ediyoruz. Odamızı süsledikten sonra da tekrardan sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, süslememizi bitirdik. Şimdi de yavaş yavaş Slow'ya doğru geçiyoruz. Oradan da kuzularımızın yemlerini atacağız. Az da geç kalmayalım çünkü köyde de işlerimiz var. Kuzularımıza falan bakacağız. Koyunlar gelecek, onları falan seçeceğiz derken. Biliyorsunuz iftara kadar işlerin bitmesi lazım. İyi bayramlar, herkesin bayramını kutlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda Merzifon'u ışıklardayız. Slova'ya doğru yola çıktık. Merzifon, belki bilmeyenler için söyleyeyim, Amasya'nın en büyük ilçesi. Sanayisi gelişmiş, tarımı verimli toprakları olan, çok güzel bir ovası olan güzel bir ilçe. Batıyı Karadeniz'e bağlayan, batıdan gelen bütün araçların Merzifon'dan geçmek zorunda olduğu bir yer. Garajlar burada zaten. Tarihi de çok eski. Yıllara dayanan bir yer. Çok tarihi bir yer. Şu anda da zaten çıkıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, Merzifon Ova çok verimli topraklara sahip demiştik. Dümdüz bir araziye sahip. Az kaldı. Karşıda gördüğümüz şehir Slova, Amasya'nın ilçesi. Sanayi çok gelişmemiştir ama şeker fabrikası olması dolayısıyla hayvancılık Slova'da çok gelişmiştir. Özellikle büyükbaş hayvancılık çok etkilidir. Tarım da aynı zamanda. Slova'nın soğanı meşhurdur. Slova şehir merkezine doğru döndük. Slova Yüksekokulu burada. Şu anda yemleri yüklüyoruz. Amcamlar muhabbet ediyor. Arkadaşlar şu anda Slova'ya çıkıyoruz. Slova'nın bu kısmı genelde hayvancılıkla uğraşan kısım. Zaten belli doluyor az çok. Gördüğünüz gibi.
buradan yaklaşık 23-24 kilometre yol gideceğiz. Giderken diğer köyleri de göstereceğim sizlere. Büyük besi çiftlikleri mevcut buralarda. Çünkü söylemiştik Slova geçimini genelde hayvancılık ve tarımla sağlıyor. Evet arkadaşlar, besi çiftliklerinden birisi de gördüğünüz gibi. Şu engebel olan yerler otlak olarak da kullanılıyor. Mer olarak. Gördüğünüz gibi zaten belli oluyorsa arabada giderken fazla belli olmayabilir. Çadırlar var karşıda. Küçük çaplı bir besi yapılan, büyükbaş hayvancılık yapılan yer daha. Hatta inekler şöyle göstermeye çalışayım. Şu anda Bayırlı köyümüze doğru giriş yaptık arkadaşlar. Şurası tekke. Bayırlı'da bayağı bir güreşçi çıktığı için gördüğünüz üzere, zaten görebildiyseniz giriş kısmına da Pehlivanlar Diyarına hoş geldiniz demişler. Oldukça güzel bir köy. Şehire yakın. Arazisi güzel. Otlak alanı geniş. Hatta biz 25 tane aldığımız koyunların 25'ini de belirtmiştik, buradan aldık. Burası da Karaağa çıkıyor arkadaşlar. Burası da yüksek bir köy. Kışın kar biraz burada da yoğun olur. Bizim köy kadar değil. Artık köylerde de biliyorsunuz muhtarlıklar mevcut. Gördünüz az önce de. Orası da Karaağa köyünün muhtarlığıydı. Karaağaç köyde geçimini hayvancılıkla sağlıyor genelde. 3-4 kişi bildiğim kadarıyla orman kesimi yapıyor. Karaağaç'ın gidişi biraz rampa. Araçta da yem olduğu için biraz yavaş çıkıyoruz. Şimdi düzlüğe çıkacağız arkadaşlar. Burası da bir geçim kaynağı arkadaşlar. Kapaklı orman fidanlığı. Burada çam fidanı yetiştiriciliği yapılıyor. Bizim köyden buradan çok emekli olan olmuştur. İşkur aracılığıyla çalışma yapılıyor şu anda da. Nöbetçi bekleyenler var gece. Türkiye'nin çoğunluğuna buradan çam fidanı gidiyor. Çam fidanının yanında akasya, ceviz ve benzeri ağaçlar da yetişiyor. Gayet güzel bir iş sahası. Zaten bundan sonrası da bizim koyun otlattığımız yerler. Şöyle karşılara doğru.
Evet arkadaşlar, köyümüze geldik. Biliyorsunuz en büyük servet koyunculukta yem. Yemlerimizi dindirelim, hazinenin kapağını açalım yavaştan. Arkadaşlar bir insan kendi ağırlığı kadar yük kaldırabilirmiş. Amcam iki çuvalatın yanında. Ben şu anda sadece kameramanlık yapıyorum Adil. Zaten sana ihtiyacım yok. Arkadaşlar yemlerimizi dindirdik. Şimdi yavaştan biz koyunun önüne gideceğiz. Koyunlarımızı ayıracağız. Kuzey müşterime saati. Videomuzu devam ettirmek isterdik ama biliyorsunuz hava karanlıklaşıyor, iftar saati. Biraz daha hızlı olmamız lazım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.